Devam edelim hadi. Ahmet Kural'ın avukatından şikayetçi olan Sıla Gençoğlu müşteki olarak ifade vermiş. Ee, görüntülerimiz var. Buyurun. Ahmet Kural'ın avukatından. Efendim. Evet Sibel Ahmet Kural'ın avukatından şikayetçi olmuş Sıla Hanım. Neden? Aa, aa. Fotoğrafları verelim. Şimdi bize bağlanan Ahmet Kural'ın avukatıydı. Ahmet Kural'ın avukatı. Mi? Evet. E, yargı yanıltma var demişti. Bilir kişilerle gideceğiz demiş. Acaba buna mı kızdı? Evet şikayet üzerine başlatılan soruşturma kapsamında müşteki sıfatıyla ifade vermiş efendim. Olay şu. Müşteki genç oğlunun kavga olayından sonra çekildiği ve üzerinde oynama yapıldığı iddia edilen video görüntülerini yaptığı açıklamalarla açıklamalarda basınla paylaştığını söylediği gerekçesiyle Ahmet Kural'ın avukatı Sibel Aydın'a şikayetçi olduğunu olduğu öğrenilmiş. Öte yandan aynı soruşturma kapsamında şikayet edilen avukat Sibel Aydın'ın da daha önce savcılığa geldiği ve savcı Aydıner tarafından beyanının alındığı kaydedilmiş. Sıla Gençoğlu'nun avukatı Özdemir, hep Özdemir diye geçiyor herhalde müvekkilinin Ahmet Kural'la kavgasından sonra çekildiği belirtilen ve bir televizyon kanalında yayınlanan video görüntülerinde vücut morluklarının kapatılarak oynama yapıldığı iddiasıyla suç duyurusunda bulunmuş. Evet Öyle devam ediyor. 7 Mart'ta da duruşma var. Burada 3, 3 hafta kaldı onu izleyicilerimize söyleyelim. Artık bugün ayın 15'i 2 hafta buradan bir hafta da oradan e, 3 hafta kaldı. Fakat Ece şimdi e, Sıla bu davayı açmakta da haklı mı? Kendi açısından haklı olabilir. Çünkü davanın seyrini değiştirecek enteresan iddialarla geldi Ahmet Kural cephesi. Yani Ahmet Kural cephesinden kastım avukatı ve Ahmet avukatı. Kural. Evet. Dedi ki burada dedi e, yargıyı yanıltacak şeyler var. Kesilme var, biçilme var dedi. Bu çok önemli bir iddia. Bu iddianın arkasında duran taraf çok sağlam duruyor. Enteresan bir şekilde. Ama Sıla tarafı da diyor ki siz... Bak Sıla'yı itibarsızlaştıran bir iddia bu. Tıpkı Ahmet Kural beni dövdü diyerek Ahmet Kural'ın itibarsızlaşması gibi. Peki ne olacak Karşılıklı sence? Karşılıklı bir savaş var 7 Mart'ı. Bak hiç Avukatlar bilmiyorum. bile işin içine evet. karıştı artık. Avukatları bile şikayet ediyoruz. Hiç bilmiyorum ama maalesef. Maalesef. E, ha avukatın mı şikayet etti dedin doğru. Avukatı şikayet ediyor. Maalesef Ece bu e, olay rüzgarıyla e, yolda geçirdiği evrimlerle çok yara aldı. Çok Değil yaramı. mi? Sıla çok yara aldı. Gerçekten yani sıla, ki mağdur ki, olan Sıla, sıla aslında. Aa, Aa, Ahmet Kural mağduriyete konuşuyor. Ahmet Kural'ın Sıla Gençoğlu'na yönelik hakaret, tehdit ve kasten yaralama suçlarından bir yıldan bir yıl bir aydan, beş yıla kadar hapiste cezalandırılması talebiyle İstanbul 60. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki yargılanacağı davanın ilk duruşması 7 Mart'ta yapılacak sevgili seyircilerimiz. Bakalım neler olacak. Bu arada Ahmet Kural'dan genç kızları kız, genç kızları kıskandıran bir mesaj geldi. Sevgililer gününe ait. Ee, o ne? fotoğrafı da paylaşalım. En büyük aşkım anacığım demiş. <laughs> Çok, güzel Çok güzel fotoğraf. Çok Gerçekten de öyle. Herkesin en büyük aşkı annesi. Benim Özellikle böyle. erkek çocukları. Mesela Elmen'in Instagram'ı olsaydı biz zorla seni paylaştırdık. <laughs> yani zorla. Paylaştı. <laughs> Sakın o elin kızını paylaşmayacaksın. Herhalde. <laughs> Nasıl kendine geldi? Şey, ben bir kaynan oldum diye. Bu arada Sıla ve Zinet Salih barıştılar. Evet. Heh, onu da söyleyelim. Ben...